Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere elektrikli otomobillerle ilgili merak edilen 10 sorunun yanıtını vereceğim. Şimdi beni takip edenler sosyal medyada veya şurada burada muhtemelen biliyorlardır. Ben özellikle elektrikli otomobilleri çok seven birisiyim ki Zoe'dir. Hani benim favori otomobilim bu alanda Renault'un Zoe modeli. Türkiye'nin de en uygun fiyatta ki halen de öyle. Bir elektrikli otomobili bu. Şimdi birçok ben test yaptım elektrikli otomobiller. Farklı markaların da modelleri geldi. Test ettim. Onları kendi kanalımda ve Teknoloji Oku'da da yayınlamıştım. Epey de bir tecrübem oldu. Tabii ki uzun süre kullanmadım. Yani bugüne kadar hiçbir elektrikli otomobil sahibi olmadım ama yaşadığım o deneyimler ve tecrübelerden bir bilgi birikimim oluştu. Çok da böyle videoların altına sorular da geliyor. Hani işte ben Zoe incelemesi yapmıştım mesela. Özellikle son yeni nesil 50 kWh olan pilli olan yeni versiyonu test etmiştim. Kanalda da videosu var. O videonun altına da bir sürü soru geldi. Halen de gelmeye devam ediyor. Çünkü işte benzin, mazot fiyatları aldı gitti. Otomobil kullanmak çok ciddi bir maliyet haline geldi. Ve hatta bu yüzden İstanbul trafiği bile azaldığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden ben de bu merak edilen soruları bir başlık halinde yanıtlayayım dedim. Ve en azından elektrikli otomobiller konusunda merakı olanlar, belki ileride almak isteyenler, 2022 yılında çekiyorum bu videoyu ama belki 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra izlerseniz bu videoyu, o zaman belki daha farklı bir durum içinde de olabiliriz, daha makul olabilir, daha farklı bir durumda oluşmuş olabilir. En azından onlara bir fikir vermek için bu videoyu hazırlayayım dedim. Şimdi 10 tane soruyu seçtim. 10 soruya ek olarak da sosyal medya hesaplarımdan da sormuştum. Siz takipçilerime, beni takip edenlere sordum. Hem Instagram'da hem de YouTube üzerinden gönderi olarak sordum. Birkaç soru geldi. Onları da yanıtlayacağım bu 10 soruya ek olarak. Elektrikli otomobillerle ilgili merak ettiğiniz 10 soru ve yanıtıyla başlayalım. Şimdi birinci soru şu. Elektrikli otomobil nedir? Nasıl çalışır? Elektrikli otomobil şu arkadaşlar. Üzerinde bir motor var ve bu motor pil, bildiğimiz pillerden ama böyle kalem pil gibi tabii değil tabii onlar. Daha farklı hücrelerden oluşan pillerden oluşan bir batarya grubundan güç alıyor ve aracımızı bu şekilde hareket ettiriyor. Bu elektrikli otomobillerin farklı varyasyonları da var bu arada ama benim burada anlattığım %100 elektriklerden bahsediyorum. Hibrit olanları da var. Hibritler nedir diye soranlar olabilir belki. Hibritte hem elektrik motoru var hem de normal anladığımız manada bir benzinli motor var. Bunlar beraber çalışıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. İşte genelde yük düşük hızlarda elektrikli motordan güç alırken hız arttırmak istediğinizde benzinli motora otomatik geçiş sağlanıyor. Bunlar bir süre daha olacak ama benim bu videoda anlattıklarım ve verdiğim cevapların tamamı %100 elektrikli otomobillerle ilgili. Onu da altını özellikle çizeyim. Gelelim ikinci soruya. Elektrikli otomobillerin dış görünümün farklı mıdır? Şimdi elektrikli otomobiller aslında ilk baktığınız zaman normal bir otomobilden bir farkı yoktur arkadaşlar. Hatta böyle çoğu biraz futuristik üretilse de, tasarlansa da elektrikli otomobili dışarıdan baktığınız zaman çok da fazla anlaşılmaz. İyi bir gözle bakmanız lazım. Veya bu işleri anlıyorsanız sağında solunda bir yerlerinde bir şarj girişini mutlaka görürsünüz. Veya kapakta konunun özel bir yuvası vardır. O yuvayı fark ederseniz ki bazı modellerde işte logonun altına falan konuyor. Ön taraftaki logonun altına falan konuyor. Orada biraz fark etmeniz zor olur. Ama onun dışında ilk bakışta hani bu araba elektriklidir, bu değildir diyeceğiniz çok fazla bir ibare göremezsiniz. Bazı modellerde arkasında EV yazar ya da model adı özeldir. Oradan siz biliyorsanız bilirsiniz ama bunun dışında ilk bakışta ya da konuya çok vakıf olmayan biri iki otomobile bakıp birisi elektrikli birisi normal bir dizel benzinli bir otomobil olduğunu düşüneyim. Aradaki farkı çok anlayamaz. Gelelim üçüncü soruya. Elektrikli otomobiller nasıl şarj alıyor? Evde standart 220 volt prizle şarj edebilir miyiz? Bu da bana gelen sorulardan bir tanesiydi. Şimdi elektrikli otomobiller evet arkadaşlar büyük bir çoğunluğu hatta hemen hemen hepsi 220 volttan şarj oluyor. Fakat bu işlem için özel bir kablo kullanmanız gerekiyor. Birçok firma bunu araçla beraber veriyor. Bazısı vermiyor. Sonradan almanız gerekiyor. Bunlar pahalı şeyler yalnız bu arada. Yani 8-10 bin liralık bir kablodan bahsediyorum. O zaman 220 volta takıp şarj edebiliyorsunuz. Elbette şöyle bir sorun var. 220 volttan yavaş şarj oluyor. Yani arabadan arabaya değişmekle beraber 20-22 saatten başlayıp 30-40 saate kadar çıkan bir süreden aracın pil gücüne göre değişiyor bu rakam. 40 saate kadar beklemeniz gerekiyor %100 şarj için. O yüzden hani 220 volttan şarj etmek çok mantıklı değil. Hani arabayı her gün kullanıyorsunuz özellikle. Gelelim dördüncü soruya. Elektrikli otomobillerin menzili nedir? Elektrikli otomobillerin menzili hava şartlarına ve kullanıma göre değişir mi? Şimdi günümüzdeki elektrikli otomobiller tabii ki farklı elektrikli otomobiller var arkadaşlar. Çok küçük olanlar var. İşte Renault'un Twizy modeli gibi. İşte onlarda 100 km menzili var. Ama
normal bir ailenizle beraber kullanabileceğiniz Renault Zoe, Hyundai Kona, işte MG'nin bir modeli var veya farklı markalarında BMW'nin, Mercedes'in falan da var modelleri. Onlar da ise ortalama 300-400 kilometreden başlıyor, 500-600 kilometreye kadar çıkan bir aralıkta bir kullanım mesafesi, bir menzilden bahsetmek mümkün. Tabii ki elektrikli otomobillerde dizel ya da benzinlerden farklı olarak bir hava durumu meselesi var. Malum bu pil olduğu için içinde arkadaşlar, pil soğuk ve sıcaktan etkilenen bir malzeme olduğu için soğuk havalarda menzil düşüyor. Sıcak havalarda, burada soğuktan kastettiğim şu tabii ki, işte 20-22 derecenin altındaki ısı sıcaklık değerleri, işte 10 derece, 5 derece veya daha düşük derece veya 15 derece gibi değerlerde, hani aşağı doğru indikçe menziliniz de biraz azalıyor. Çok da yukarı çıktığınız zaman da yine benzer bir, aşırı sıcakta da yine aynı benzer sıkıntılar olabilir. Yani aslında ideal şartları böyle 20-25 derece aralığında kullanmak, hava şartından bahsediyorum. Kullanım durumuna göre menzil değişiyor mu? Aslında orada da evet. Nasıl ki mesela dizel veya benzinli bir otomobilde sürekli son gaz, tapa gaz kullanırsanız ne olur? Daha fazla yakıt harcarsınız. Elektrikli otomobilde de öyle. Gelelim 5. soruya. Elektrikli otomobiller şehir dışında da kullanılır mı? Şimdi bu soruya evet diyorum ama birazcık planlı kullanmanız gerekiyor. Neden? Çünkü şimdi elektrikli otomobillerde bir menzil meselesi var dedik. İşte 200, 300, 400, 500 kilometre diyelim ki. Bir 1000 kilometrelik bir yere gideceksiniz. İstanbul'dan çıktınız, Trabzon'a gideceksiniz. 1000-1200 kilometre falan bu mesafe. Ve bu mesafede İlla ki zaten benzinli bir arabada kullansanız, dizelde bir araba kullansanız bir mola vermeniz gerekiyor. 1000 kilometre hiç durmadan git geçmemeniz lazım. Yorulursunuz, dinlenmeniz gerekebilir. Burada da aracınızı park ettiğiniz ya da hani molayı verdiğiniz yerlerdeki şarj istasyonlarına bakmanız gerekiyor. Bir de aracın tabii ki DC dediğimiz hızlı şarj özelliğini destekliyor olması lazım. Çünkü DC şarj daha hızlı şarj oluyor. Yarım saatte şarj edebiliyorsunuz aracınızı. Ve hani bu yarım saatte de hani yemeğinizi yersiniz, ihtiyaçlarınızı giderirsiniz, yola devam edersiniz. Şehirler arası yol çıkılır mı elektrikli otomobille? Evet çıkılır. Ama birazcık hani planlı gitmeniz gerekiyor. Hani ya işte kafama göre bir yerde dururum, durabilirsiniz ama orada şarj istasyonu yoksa aracınızı şarj edemezsiniz. Bunları hesaplamanız gerekiyor. Gelelim 6. soruya. Bu çok aslında doğru bilinen, aslında bir kısmı doğru olan da bir yanlış. Yani tamamen yanlış değil ama tamamen doğru da değil. Elektrikli otomobiller çevreci mi? %100 olarak çevreci değil aslında elektrikli otomobiller. Daha doğrusu şöyle bir durum var. Elektrikli otomobillerin üretimi sırasında da bir çevreye zarar söz konusu. Herhangi bir şey üretirken veya normal bir benzinli veya dizel otomobil üretirken de bir çevreye zarar söz konusu. Ama kullanım sırasında elektrikli otomobiller geleneksel motorlu otomobillere göre daha çevreci. Burası doğru. Totalde baktığımızda ya da 10 yıllık bir süreçte baktığımızda, yani 10 yıl bir elektrikli otomobili kullanıp 10 yılda bir benzinli arabayı kullandığınızda toplam çevreye vereceğiniz zarar elektrikli otomobilde daha az. Çünkü artık pilleri de geri dönüştürülebiliyor. Mesela piller önemli bir sorundu. Artık piller de geri dönüştürülüp tekrar kullanılabiliyor. Artık o öyle bir teknoloji de geliştirildi. O bakımdan elektrikli otomobil evet çevreci ama hani bu hiçbir şekilde çevreye zarar vermiyor değil. Onu da altını çizeyim. Gelelim 7. soruya. Elektrikli otomobil kullanmak ucuz mu? Kim? Kullanmak ucuz. Şöyle ucuz. Eğer evinizde aracı şarj ederseniz, yani evdeki elektriği kullanarak şarj ederseniz, bugünün fiyatlarına göre söylüyorum. Bu ortalama bir rakamdır. Değişebilir. 60-70, hadi bilemediniz 80 liraya aracın tam bir deposunu doldurabiliyorsunuz. Yani 80 lira gibi bir para verdiğiniz zaman bütün aracın şarj etme imkanınız oluyor en azından bir depoyla. Bu depoyla 300, en az 300 kilometre giderseniz, onu da söyleyeyim. Şimdi 80 lira nereye? Şimdi bir depoyu bugün 400-500 kilometre gidiyorsunuz benzinli bir arabada 500-600 liraya doluyor. O para nereye? Kullanmak uygun. Evet, geldik asıl can alıcı noktaya. Elektrikli otomobil fiyatları benzin ya da dizellere göre ucuz mu? Değil. Değil. Şu anki duruma göre söylüyorum. Değil. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela Renault için söyleyeceğim. O en ucuz olduğu için söylüyorum. Bunu farklı markalarda da yapabilirsiniz. Rakamlar değişecektir ama 3 aşağı 5 yukarı oran değişmiyor. Şimdi Renault'da otomatik vitesli, çünkü bütün elektrikli otomobil otomatik vitesli bu arada, ve işte en üst paket, çünkü genelde elektrikli otomobillerde en üst paket mantığı oluyor, olan versiyonu işte Icon 1.0 TC X-Tronic 90 beygir, full pakete bakıyorum. 2021 modeli 373 bin lira, 2022 modeli 387 bin lira. 387 bin lira. Yani şu anda 2022 model bir tam donanımlı bir Clio alırsanız vereceğiniz para bu. Tabii ki buna ekstra bir şeyler daha eklediğiniz zaman bu rakam
işte 450 bin lirayı da buluyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani bu tam donanım dedim ama ikona da bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. 450 bin lirayı buluyor ama biz 400 bin diyelim. Hani kaba bir hesap yapacağım burada. 400 bin lira dedik. Gelelim Zoe'ye. Zoe'nin 2022 modelinin fiyatı 576 bin 900 lira. Yani arada yaklaşık olarak 176 buradan atıyorum, oradan da bir 15 gelse 170 desek 86, neredeyse yani 190 200 bin lira yakın bir fark var. Hani 200 bin lira daha fazla para verip böyle bir otomobil alınır mı çevreci ya da işte daha az yakıyor diye? Alınmaz. Onun altını açık ve net çizeyim arkadaşlar, alınmaz. Makul bir şey değil. En azından bugünkü fiyatlara göre söylüyorum. Ha yarın olur elektrikli otomobillerin fiyatı düşer, birkaç sene sonra teşvik gelir, şu olur bu olur, kanunlar değişir, benzinli arabalar daha pahalı bir hale gelebilir veya elektrikli otomobiller ucuzlayabilir, orasını bilemem ama şu anki durumu yani Ocak 22'ye göre 200 bin lira, yaklaşık 200 bin liradan bahsediyoruz burada, fazla para verip elektrikli alınır mı? Kesinlikle alınmaz arkadaşlar. Onun altını özellikle çizeyim. Ha ama şu olabilir belki. 400 bin lira buna vereceğim ve 400 bin lira ikinci el bir Zoe alır mıyız, alır mıyım? O alınabilir belki. Yani ona bir şey diyemem ama sıfırına göre konuşacak olursak alınmaz. Onun altını net çizeyim. Ama ikinci elde temiz bir ikinci el buldunuz, fiyatın da uygun olduğunu düşünüyorsanız o zaman alınır mı? O zaman alınabilir. Onu da belirtmiş olayım. Gelelim 9. soruya. Elektrikli otomobiller ne kadar sürede şarj oluyor? Şarj maliyetleri nasıl? Aslında bir başka bir soruda bunu kısmen yanıtladım. Şöyle, iki tip şarj istasyonu var ağırlıklı olarak kullanılan. Sıradan vatandaşlar, bizim gibi insanların kullanabileceği AC dediğimiz şarj. Yani bunu evinize de yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi 1000 dolar gibi bir maliyeti var. Kabaca söylüyorum bunu. Daha ucuzu da vardır, daha pahalısı da vardır da kaba bir rakam söylüyorum. AC bir şarj istasyonu evinize de kurdurabilirsiniz. Oradaki maliyetiniz daha düşük olacaktır. Dışarıdaki şarj istasyonlarından da şarj edebilirsiniz. Tabii ki oralardaki ticari işletme olduğu için yaklaşık iki kat daha pahalı bir fiyat söz konusu oluyor. Hani ne kadar diye belki hani merak edenler olabilir. Ondan da biraz bahsedeyim. Türkiye'deki en yaygın elektrikli şarj istasyonu e-şarj biliyorsunuz. ZES var falan var. Bir sürü markada var bu arada. Ben hani 12'ne göre söylüyorum. 22 kW'a kadar diyor. Dakikası 1 TL diyor. Yani ortalama bir elektrikli otomobilin AC şarjdan bahsediyorum bu arada. AC şarjda diyelim ki 3 saatte şarj olsa 180 dakika yapıyor. 180 lira yapıyor. İşte söylediğim gibi yaklaşık olarak evdekinin 2 katı oluyor. Yani evde işte 90 liraya yapacağınız bir şeyi burada 180 lira yapıyorsunuz. Bir de DC dediğimiz şarj var. Onu evde yapamazsınız. Çünkü o DC şarj cihazları çok pahalı. 40 bin, 50 bin, 60 bin eurolardan falan bahsediliyor. Onu evde kurmak hani hızlı şarj edeceğim diye çok anlamlı değil. Ama DC şarj şehirler arası yolda mutlaka gerekiyor. Çünkü 3 saat bekleyemezsiniz şehirler arası bir yolculuk sırasında. DC şarj istasyonu aramanız gerekiyor. Onu da altını çizeyim. Oradaki fiyatlar ise mesela 24 kWh saate kadar 1.4 TL dakikası. 50 kWh saate kadar da 2.5 TL. Hani yarım saatte falan şarj oluyor. Sıfırdan %80'e DC şarjda olabilen otomobiller. 2.5 TL vermeniz gerekiyor yarım saat için. İşte bu da 2 ile çarpsak 60, 5 ile çarpsak 15, 75, 80 TL falan yapıyor ki yani bayağı yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Çünkü sıfırdan 80'e 30 dakikada geliyor ama kalan içinde bir saat beklemeniz gerekiyor. Öyle bir garip bir durum da orada, pilin alt teknolojik yapısından kaynaklanan bir durum. Yani dışarıda şarj etmek pahalı. Tabii ki bu rakamlara rağmen yine benzinli veya dizel otomobile göre elektrikli otomobil kullanım anlamında daha uygun fiyatlı oluyor. Tabii ki satın alma maliyeti, sahip olma maliyeti daha yüksek. Onu da altını çizeyim. Şimdi geldik kişisel bir soru ve kişisel bir yanıta. Elektrikli otomobil alınır mı? Şimdi hep söylüyorum, ben beni sosyal medyada takip ediyorsunuz. Oradaki paylaşımlarım çoğunda ben hep anlatırım. Elektrikli otomobiller çok güzel, çok güzel falan filan de seviyorum da. Evet, bu kişisel bir beklenti, kişisel bir yorum. Onu da altını çizeyim. Daha iyidir, daha kötüdür değil ama ben elektrikli otomobilleri seviyorum. Alınır mı? Şu anki fiyatlarla çok alınır gibi değil. En azından sıfırlarına göre konuşuyorum. Sıfırlarına göre konuşacak olursak şu anki fiyatlarla çok makul değil. Zaten satış rakamları da bunun makul olmadığını gösteriyor. Ama bu değişecek arkadaşlar zaman içinde. Yani tabii ki şu anda dolar yüksek, euro yüksek, efendim vergiler şöyle böyle, evet hepsini kabul ediyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu tip otomobiller yurt dışında da pahalı. Temel sebebi şu: yeni çıkan bir teknoloji. Biliyorsunuz yeni çıkan teknolojiler her zaman pahalı oluyor. Zaman içinde kullanıldıkça, kullanımı arttıkça, yaygınlaştıkça bunların maliyetleri de düştüğü için, ölçek ekonomisine göre konuşuyorum, maliyetler de düşecek. Düştüğü zaman da biz de bu tarz otomobilleri daha uygun fiyatla alacağız. O zaman alınır mı? Evet, bu soruya gönül rahatlığıyla evet alınır derim. Hani benim buradaki beklentim şu: sıfır iyi donanımlı bir aracın fiyatıyla yine sıfır
iyi donanımlı bir elektrikli otomobilin fiyatının eşit olması. Şu an öyle değil. Arada işte Zoe örneğinde verdim. 200 bin lira yakın bir fark var. 200 bin lira fark için de hani ya çevreciymiş işte az yakıyormuş falan diye o verilmez. Onu, yani kimseye tartışmıyoruz bunu. Tartışacak bir konu da değil. Ama bunların fiyatları eşitlenecek. Eninde sonunda bu olacak. Hani Zoe ile olmayacak belki kısa vadeden bahsediyorum ama uzun vadede Zoe'nin fiyatı da makul bir noktaya gelecek. Ya da benzinli arabalar daha pahalı hale gelecek. Filan. O yüzden o gün gelene kadar şu anda mantıklı değil ama belki bir sene sonra, iki sene sonra durum değişir. Siz bu videoyu çok daha farklı bir zamanda sonra izlersiniz. O zaman belki fiyatı makul hale gelebilir. O tarafını bilemiyorum. Evet, video biraz uzadı farkındayım ama sosyal medyadan da bazı sorular göndermiştiniz. Oralarda yanıtladım ama burada da yanıtlayayım. YouTube gönderisi vardı. Hakan C isimli bir arkadaşımız yazmış. Merhaba, elektrikli otomobil tanıtımlarında normal şebeke elektriğiyle şarj etmekten bahsediliyor. Bu şarj sistemi herhalde bir uzatma kabloya arabanın şarj cihazının bağlanması şeklinde mi yoksa wallbox tarzı bir dönüştürücüye ihtiyaç var mı? Aslında bunu yanıtladım ben ama yine de söyleyeyim. Wallbox tarzı bir dönüştürücüye ihtiyaç yok ama özel bir kablo kullanmanız gerekiyor. O kablo da bazı üreticiler araçlara koyuyor, bazıları koymuyor. Haricen satın almanız gerekiyor. Onu belirteyim. Bir Ben isimli ve kanalıma da abone kendisi YouTube kanalıma. Kullanıcı demiş ki batarya değişim maliyetleri anlatıldığı kadar pahalı mı? Amerika'da bir adamın Tesla arabasının batarya değişim maliyeti 25 bin dolar tuttuğunu ve arabanın değerini geçtiğini öğrenince protesto edip arabasını parçaladığını okumuştum bir yerde. Amerika değil Avrupa'da yaptı bunu arkadaş. Arabayı havaya uçurdu. Açıklamaya linkini de koyarım. Bayağı bildiğiniz Tesla arabası bu arada. Arabanın etrafına 30 kilo mu ne patlayıcı koymuş. 25 bin dolar değil de 20 bin euro. Herhalde onu dolara çevirince öyle bir şey olmuştur. Böyle bir sorun. Şimdi şöyle. Genelde üreticiler 5 ila 10 yıl. Bazısı 5 diyor. Bazısı 10 yıl garanti veriyor. Mesela Zoe'de 5 yıl garanti. 5 yılda da 100 bin kilometre hangisi önce gelirse. Zaten 20 bin kilometre kullanıyorsanız yılda işte 5 yıl sonra o 100 bine ulaşmış olacaksınız. Garanti veriyor arkadaşlar. Fiyatları ben öğrenemedim. Yani 10 yıl sonra arabanın diyelim ki bataryası bitme. Orada bu arada bitme diye bir şey yok. Mesela Tesla örneğinde tam bilmiyorum bu detayını ama menzil azalıyor. Hani cep telefonu gibi düşünün şimdi. Telefonu kullanıyorsunuz 1 sene sonra 2 sene sonra ne oluyor? Pil. İşte normalde 3 gün giden pil 2 gün ya da 2 gün giden pil 1 gün, 1 gün giden pil yarım gün gitmeye başlıyor. Menzil azalacaktır. Yani yoksa arabanın hani pili bitti çöpe atalım gibi bir şey yok. Tabii ki Türkiye'deki rakamları bilmiyorum. Sordum ama bir yanıt alamadım açık söylemek gerekirse. Ama benim öngörüm şu orada. 10 yıla kadar bu fiyatlar düşecek zaten diye. Şimdi 100 bin liraysa bu rakamı tamamen atıyorum bir arabanın bataryasını değiştirmek istediği 100 bin liraysa belki 10 yıl sonra bu rakam 10 bin lira olacak. O günün 10 bin lirasına göre söylüyorum. O yüzden şimdiden bunu hesap etmek çok değil. Zaten şöyle bir durumda var. Yani 10 yaşında bir arabayı da diyelim ki 300 bin kilometre yapmış, 500 bin kilometre illaki rektife yapıyorsunuz ya da rektifeye yemez bir noktaya gelince de sandık motor dediğimiz motorunu değiştiriyorsunuz. Burada da belki bir batarya sistemi bunların da yan sanayisinde gelişecektir diye düşünüyorum. Hani şimdiden bunu hesap etmek çok mantıklı değil. Çünkü 10 yıl sonra yani 10 yıl uzun bir süre o zamana kadar fiyatların da değişeceğini, yaygınlaşacağını ve yan sanayi dediğimiz hani Türkiye'de de var bu arada o tip işler yapan yerlerin de artacağını düşünüyorum. Berat Yıldız demiş ki merhaba, elektrikli araçlar sürüş esnasında kendi kendini şarj edebilir mi? Bir adamın sürüş esnasında arka teker tarafına taktığı bir alternatör görmüştüm. Bunun sebebi araç hareket esnasında bataryayı şarj etsin. Bu ne kadar işe yarar? Batarya ömrü açısından önemli mi? Şimdi buna rejenerasyon deniyor veya rejeneratif enerji deniyor arkadaşlar. Bütün elektrikli otomobillerde var. Hatta bazen de bunun gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli otomobil yokuş aşağı inerken veya fren yaptığınızda bir kısım enerjiyi tekrar geri kazanıyor. Ama bu işte %10, %20 hani çok zorlayın %30 kadar oluyor. Yani diyelim ki siz 100 birimlik bir pilden enerji harcadığınızda bunun 30 birimini eğer çok frene bastığınız ya da araba sürekli yavaşladı veya yokuş aşağı indiniz geri kazanabiliyorsunuz. Ama bu aracın kendini hani %100 şarj edecek kadar bir rakam değil. Ama bütün elektrikli otomobillerde bu var. Hatta bazılarında bunun şiddetini ayarlayabilirsin. Mesela Renault Zoe testinde bunu söylemiştim ben. İki tane drive modu var. Yani sürüş modu var. Bir tanesinde normal drive, bir tanesinde drive S dedikleri. Drive S'yi alırsanız araç gazı ayağınızı çektiğiniz an itibaren yavaşlamaya başlıyor. Hatta çoğu zaman frene bile basmanıza gerek kalmıyor. Çünkü rejenerasyon yapıyor ve kaybedilen enerjinin bir kısmını geri kazanıyorsunuz. Bu pil ömrüne zararlı olan bir şey değil. Ve birçok arabada da var zaten standart olarak. Bu yüzden hani ben videonun içinde söyledim. Mesela ben Renault Zoe'yi aldım. Hiç şarj etmedim. Test süresince 400 km yol yaptım. Arabayı teslim ettiğimde 50-60 km daha gösteriyordu arkadaşlar. Yani normal benzin 400 km bu aracın
450 kilometre yapabilecektim. Hatta biraz daha efendi kullansam belki bir 100 kilometre daha giderdim yani. O derece fark ediyor. Tabii hani sürekli gaza da basarsınız. Sürekli böyle dur kalk dur kalk hızlı hızlı gaza basıp çok ani frenler yaptığınız zaman da o pili daha hızlı bitiriyorsunuz. Onun da altını özellikle çizeyim. Son soru Instagram'dan gelmişti. Biraz komik bir soru. Elektrikli sular ile offroad yaparken suya girsek elektrik çarpar mı? demiş arkadaşımız. Yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Öyle elektrikli arabayı alıp da bir offroad yapayım da demedim. Ama hani doğru bir şekilde o sudan etkilenmeme durumu sağlanırsa, su geçirmemezlik sağlanırsa bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hani çünkü pillerin ıslanmaması lazım, o da ayrı bir konu. Onlar muhtemelen özel kapalı bir alanda duruyorlar ama böyle bir şeyde de muhtemelen sıkıntı olur diye düşünüyorum. En azından şimdilik, ama gelecekte o da ayarlanır, o da yapılır. Nasıl ki şimdiki normal otomobillerde şnorken sistemleri var, işte aracın alt takımlarının su almaması sağlanıyorsa elektrikli otomobillerde de onun da çözümü olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, biliyorum çok uzun bir video oldu ama 10 tane soruya böyle tam tek bir yanıt vermek istiyordum. Güzel de bir video oldu inşallah. Teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Benim bu 10 soru dışında merak ettiğiniz, hani ya şöyle bir şey de yapabiliyor mu elektrikli otomobiller, böyle bir şey de yapabiliyor mu gibi düşünceleriniz, sorularınız varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Söylediğim gibi videoda anlattığım şeyler Ocak 2022 tarihindeki dengelere, fiyatlara işte ve rakamlara göre şekillendi. Bu videoyu belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra izlediğiniz zaman diyeceksiniz ki ya böyle bir şey kalmadı ki, bu boşuna konuşmuş. Çünkü o şeyler değişmiş olabilir, fiyatlar değişmiş olabilir. O yüzden ben geleceğe not olsun diye bu videoyu çektim. Umarım gelecekteki bu videoyu izleyenlere de fayda sağlamış olurum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Onu her zaman söylüyorum. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil ne yazık ki. Abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarından da takip edebilirseniz çok mutlu olurum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.